Bu çok önemli. Yani güzel bir burnunuz olup ve bu koku almıyorsa veya nefes almıyorsa hiçbir anlamı yok. Sizi inanılmaz rahatsız eder. Gece uykularınızdan uyanırsınız burun tıkanıklığıyla veya koku alamadığınız için bir sürü problem yaşayabilirsiniz. Evet. Ama hem çalışan hem görsel olarak güzel bir burun herkesi mutlu eder. Hem sizi hem doktorunuzu. Peki hocam, burun estetiği dedik ya biz kadınlar, tabii sadece bayanlar olarak değerlendirmeyelim de kendini beğenen, kendini seven, vücudunda ya da burnunda diyelim ufak bir sıkıntısı olanlar direkt ameliyat olabilirler mi? Yani tabii herkesi ameliyata kabul ediyor muyuz? Önceki görüşmelerimizde bir kere hastanın psikolojisi de önemli karşımıza evet. gelen. Bu çok önemli. Hastanın ameliyata hazır olup olmadığın beklentileri, yani sizin ona verebileceğiniz hastanın beklentisi nedir? Bir kere bunları çok iyi öngörmek lazım. Beraber ortak kararlara varmak lazım. Biz bunun için ameliyattan önce çizimler yapabiliyoruz. Bunun üzerinde oynamalar yapabiliyoruz. Bir ortak karara varmak gerekiyor. Çünkü ameliyat öncesi eğer bu sağlanmazsa ameliyattan sonra hem doktor hem hasta birbiri arasında problem yaşayabilir. Bazı hastalar geliyor işte ben bu burnu istiyorum diyor elinde fotoğrafla ama burun yapısı o buruna uygun değil. Herkesin kendi bir iskeleti var, kendi cildi var, kendi burun yüz şekli var. Buradan olabilecekler var, olamayacaklar var. O yüzden beklentileri doktoruyla hastaların çok iyi konuşması lazım. Ufak problemi olan da olabilir ameliyatı, çok büyük problemi olan da olabilir. Burada önemli olan cerrahla, yani bu işi yapan doktoruyla iyi bir kombinasyon yakalamak, motivasyon yakalamak. Böylece ameliyat sonuçları çok etki ediyor, daha başarılı sonuçlar alınabiliyor. Ya önce hastanın psikolojisi çok önemli. Hasta psikolojisi önemli. Bir de yani ortak bir şeyde paydada buluşmak lazım. Yani olacaklar konusunda beraber işte bu burun ne hale gelebilir, nasıl yapabiliriz, nasıl bir sonuç çıkarabiliriz. Her iki tarafı da tatmin etmesi lazım. Çünkü bir dönem hep böyle küçük fındık burunlar modaydı. İşte ben bu sanatçının burnundan istiyorum. Bir dönemde hep de o burundan vardı yani. Sonra tabii teknolojinin gelişmesiyle, ilerlemesiyle, bu çizimlerin yapılmasıyla bu daha da değişti. Şu andaki teknolojik sistem nedir burun ameliyatlarında hocam? Yani piezo dediğimiz bir cerrahi kullanıyorum ben kendi açımdan. Bunun evet. yanında işte elektrikli birçok alet kullanılabiliyor. Bu ameliyatı hızlandırıyor, daha başarılı sonuçlar alıyor, şişlikler daha az oluyor. Bir sürü ameliyat yöntemi gelişti bu arada. Yani artık eskisi gibi değil. Her sürekli yenilenen, kendini geliştiren bir cerrahi burun estetiği ve dünyada Türkiye'nin yeri de bayağı yukarılarda. Hatta bir numara gibi denilebilir. Ülkemizde çok yapılmakta, çok toplantı düzenlenmekte ve yurt dışından birçok hasta gelmekte bunun için. Burun estetiği dediğim gibi birinci sıralarda yer alıyor dünyada Türkiye. Ve ülkemizde en çok yapılan estetik cerrahilerin başında geliyor. Belki de ilk sırada.